Dostlar merhaba. Bugün farklı bir video ile karşınızdayız. Son zamanların moda deyimiyle diss atıyoruz. Kime? Selçuk Geçer'e. Normalde benim tarzım olan bir durum değil. Fakat bunu yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Bir değil birkaç tane sebebi var. Birincisi, şimdi Selçuk Geçer'i tanıyanlar zaten attığı başlıklardan az çok neyin ne olduğunu biliyorlar. Selçuk Geçer ekonomi videoları çekiyor. İçeriğinde söyledikleri çoğu oranda doğru. Fakat öyle bir başlık atıyor ki ve bunu öyle sıklıkla devam ettiriyor ki, yani günde 3'e varacak vaziyette korkunç başlıklarla video çıkıyor. Daha enteresanı, bir videoda benim dolar 12 lira olacak başlığına ve söylemine ilişkin eleştirimin akabinde enteresan şekilde troll saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Videonun altındaki yorumlarda hep aynı tarz yorumlar, hep aynı tarz isimler. İşte Ahmet Ahmet, Mehmet Mehmet, güzel güzel, tatlı tatlı, yumuşak yumuşak gibi nicklerle Selçuk Geçer hakkında işte böyle söylemeniz hiç hoş olmadı falan tarzı bir troll saldırısıyla karşı karşıya kaldık. O da benim garibime gitti açıkçası. Adamın 200 bin tane abonesi var. İşte benim 5 bin tane aboneli kanalımdan yaptığım videoya girip kendi adını geçirmek istiyor ya da işte durumu zorluyor falan. Sonrasında daha komik bir şey oldu. İşte dolar 6.40 hata yaptığı gün bana bir video çekti. Daha doğrusu bir video çekti, başlığını bana atfetti. Kimmiş yalancı çoban diye. Videonun içinde küçük bir yerde de bahsediyor durumdan ve ağzında bir gülümseme var. Yani bu benim paranoyam olamaz. Çok fazla miktarda kontrol ettim. Troll accountları, aynı troll accountlar işte onun videolarının altında hocam süpersiniz vesaire şakşakçılığı yapıyor. O yüzden hani bunu Mustafa kendi bir tarafından uydurdu diye düşünmeyin. En korkunç nokta şu. O başlıklar insanları öyle bir beklentiye sokuyor ki, her ne kadar videolarında bu bir yatırım tavsiyesi değildir ibaresini bulunduruyor olsa da insanlar o dinlediklerinden bir sonuca varıyorlar ve aslında bir kanaat oluşturup belki de yatırımlarına ona göre yön veriyorlar. Tabii bundan sorumlu tutulmamak için de o da ben de diğer ekonomi videoları çeken insanlar da kendilerini korumak amacıyla bu bir yatırım tavsiyesi değildir mesajı veriyor. Ama gün sonunda bu insanlar aldıkları bilgiyle bir şeye odaklanıyorlar. Ve bu adam aylardır dolar 12 lira olacak sabı üzerinden, tezi üzerinden videolar çekiyor. Bazen günde 3 tane. İçinde videonun ne söylediği önemli mi? Evet önemli. Ama şöyle de bir gerçek var. Üslup esası belirler. Sen bu üslupla video çekersen, daha doğrusu sen bu üslupla başlık atarsan, senin içinde ne söylediğini önemsememeye başlarım bir müddet sonra. Çünkü hem kabak tadı verirsin, hem insanların gözünde kötü bir yere yerleşirsin. Bir şeyleri hedef gösteren adam haline gelirsin. Videoların içinde anlattıkların evet doğru olabilir, evet güzel olabilir, evet ilgi çekici olabilir. Ama aynı şeyle çık 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 çık. Yeter buramıza kadar da geldi. Yalnız gördüğüm kadarıyla artık video tarzını değiştirme konusunda bir uyarı almış olmalı kendine ki başlıklar değişti. Tabii bunda benim de etkim olduğunu düşünüyorum. Yani benim videoya kadar olan bölümde 12 lira üzerinden inanılmaz başlıklar atıp sürekli devam ediyordu. İşte bizim videodan sonra nedense bu biraz değişti. İnşallah benim buna noktada bir emeğim, bir katkım vardır. Başlıkları hakkında küçük bir bilgi vereceğim. Başlıkların korkunçluğu, enflasyon yanılığıyla dolarda keriz silkelemeye devam. Maaşlı troll nasıl olunur? Bu Selçuk Geçer'in video başlıkları. Maaşlı troll nasıl olunur? Kendisi bu konu hakkında sanırım bilgi sahibi. Bu konuyu biraz biliyor diye düşünüyorum. Millet bankadaki dolarını neden çekiyor? Bakın o kadar tehlikeli bir başlık ki insanlara gidin bankaya, bankadaki dolarınızı çekin, mevduatınızı, dolar, döviz mevduatınızı çekin mesajı veren bir başlık bu. Şimdi bu benim için hem ahlaki değil, hem de küçük de bir uyarı olsun. Çok fazla hukuk bilgim yok ama Selçuk Geçer'in başına sıkıntı
olarak dönebilecek bir başlık bu. İnsanlarda korku ve panik yaratabilecek başlıklardan bir tanesi. Piyasaya yani az buz değil 200 bin tane abonesi var. 200 bin aboneli kanalın işte her videosu zaten yüz binlerce izleniyor. Farklı farklı yüz binlerce insana ulaşıyor. İnsanlarda piyasayı sıkıntıya sürükleyecek bir panik havası yaratabilir. Herhangi bir ve bu tabii biraz spekülasyon. Biraz değil epey spekülasyon. Bunun da yarın öbür gün birileri hesabını sormaya kalkabilir. Hocam bu tarz durumlara dikkat etmeni rica edeceğim senden. Selçuk hocam. Ben senin başının ağrımasını da istemem. Her ne kadar yaptığın işleri tasvip etmesem de. Hayırlı olsun. Üçüncü Dünya Savaşı başladı. Yok artık Ali Sami. Başlıklardan bir tanesi. Gördünüz mü kimmiş yalancı çoban? Bu videoyu bana çekti. Teşekkür ederim. Bu başlık benim. Dolar 12 lira olacak. Dolar 12 lira olacak. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Böyle gidiyor. Dolar 12 lira olacak. Şimdi hocam sana bu konuda bir kardeş tavsiyesi olabilir. Hocam biraz daha dikkat edelim lütfen. Ya çünkü insanlar sizi izliyor. İnsanlar size göre fikirlerinize, görüşlerinize değer verdiği için kararlar alıyor. İnsanlar döviz alıyor ya da almıyor. TL'de duruyor ya da durmuyor. Dolar 6.40'a sadece 5 dakikalık bir ani atak yaptı diye bana kimmiş yalancı çoban adlı videoyu çektiğiniz için öncelikle teşekkürlerimi iletmekle birlikte. Vallahi hocam dolar yine aynı seviyeye geri geldi. Yaklaşık 10 dakika durdu. Yani buradan kendinize bir haklılık mı çıkartıyorsunuz? Dolar 12'ye gitti de bizim mi haberimiz yok? Algımızı mı yönetmeye çalışıyorsunuz? Yoksa işte bunu izleyenleri aptal mı sanıyorsunuz? Ya şeyi anlıyorum. İlgi çekici başlık atma hevesinizi anlayabiliyorum. Oraya insan getirmek için bir şeyler yapabilirsiniz. Ama bu ilgi çekici başlık atmaktan ziyade kandırmacalı başlık, yanıltıcı başlık, algı yönetici başlık, daha doğrusu algı yaratıcı başlık. O yüzden hocam lütfen bize bunlarla gelmeyin, kurban olayım. Bir de bana şey garip geliyor. 200 bin civarı aboneniz var. Bana geliyorsunuz diyorsunuz ki kimmiş yalancı çoban ya da işte benim videomun altına troll account'la yorum yazdırıyorsunuz. Ben olsam sizin yerinizde bak yani görsem bile o videoyu şöyle bir gülerim derim ki sen kimsin ya derim yani. Ben 200 bin aboneli adamım. Seninle uğraşmam bile. Kaldı ki hani ben ekonomist de değilim, ben bir çobanım. Ve burada içimden geçenleri söylüyorum. Eleştireceksem de eleştiriyorum. Ha buradan şey diyeceklerdir şimdi. Başkasının üzerine ona saldırarak prim yapmaya çalışmak. İşte beni tanıyanlar zaten böyle bir tarzımın ve tavrımın olmadığını, böyle bir huyumun olmadığını da bilirler. Kaldı ki işte büyük birine saldırarak prim yapmaya çalışacak olsam Selçuk, bu seçeceğim adam Selçuk Geçer olmaz. Ya mesela gider Atilla Yeşilada'ya yürürüm. Yani çünkü şimdi açık konuşayım. Atilla Yeşilada nerede? Öbürleri nerede? Ya da Selçuk Geçer nerede? Gider daha büyüğünün üzerinden yürürüm. Hadi onu da geçtim. Hadi Atilla Yeşilada'ya yürüyemeyebilirim. Tamam mı? Ben şimdi ne söylesem adam bana yapıştırır cevabı. Giderim. En büyük alameti farikası ergenlik sivilceleri olan, işte kolaya mentos atan, bir gün kafasını sarıya boyayan, bir gün kıçını kırmızıya boyayan adamlara saldırırım. Onları yemesi de kolay. Hem aboneleri de 10 milyon, 11 milyon. Hocam senin gibi değil, 200 bin kişi değil yani. Ama zaten böyle bir tavrım amacım olmadığını şu ana kadar gösterebildiysem, ne mutlu, gösteremediysem de bundan sonra görürsünüz. Hocam bu size bir kardeş tavsiyesi, bir rica. Bu videoyu izleyeceksiniz muhtemelen. Hani sizinle ilgili kötü bir fikrim yok. Oturur konuşursak muhtemelen birlikte çok eğlenebileceğimiz bir adama benziyorsunuz. Espriden vesaireden anladığınızı da görebiliyorum. Ama lütfen bunu yapmayın. Çünkü piyasaları, daha doğrusu insanları paniğe sevk ediyorsunuz. Piyasaları da değil. Piyasa oyuncusu zaten senin anlattıklarından yemez. Ama
Sade vatandaş senin anlattıklarını dinleyip ondan etkilenip bankaya koşar, dolarını çeker. Gider dolar alır. Elindeki doları bozması gereken zamanda bozmaz. Onların hesabını, onların vebalini sen ödeyemezsin hocam. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah kendimi anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.